Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde mef'ulün ile alakalı alıştırmaları çözeceğiz. Hemen birinci sorudan başlayalım. Haddit el mef'ule li fil cümeli taliye ve a'ribhu. Burada mef'ulün olan e, kelimeleri bulalım ve irap yapalım arkadaşlar. Birinci soruda yasumul muslimu ta'aten li rabbihi. Evet buradaki ta'aten kelimesi mef'ulün leh'dir. yani mef'ulün li e, manası nedir? Müslüman oruç tutar. Hemen soruyoruz limaza mefulun lejlihi mefulun lehi bulmanın bir yolu e, sorusunu fiile sormaktır arkadaşlar. Orucu niçin tutar? Taaten li rabbihi. E, Rabbine itaat etmek için. Buradaki taaten kelimesi mefulun lehtir. İrabı mefulun leh, mensubun ve alametun nasbi el fetha el zahira şeklinde söylenir. İkinci sorumuzda el merizu et devae. Rağbeten fiş şifai. Buradaki rağbeten kelimesi mef'ulün lehtir ya da mef'ulün li E, ee, hasta ilacı şifaya kavuşmak için, şifayı arzuladığı için içti. Işte. Rağbeten arkadaşlar mef'ulün lehtir, mef'ulün leh ya da mef'ulün liyecili mansubun ve alametün nasbi el fetha el zahira şeklinde irap yapılır. Üçe bakalım. Yakifu şurtiyyu fit tarigi tanzimen lil mururi. Trafiği düzenlemek için polis yolda durdu durur. Şimdi burada niçin durur? Trafiği düzenlemek için. Buradaki tanzimen kelimesi mefulün liecliktir. Limaza sorusuna e, fiile limaza sorusunu sorduğumuz zaman cevap verir arkadaşlar. E, aynı şekilde irabı mefulün liecli mensubun ve alametün nasbi el fetha el zahira şeklinde irab yapılır. Beşinci soruda el müslimu fa'alun lil hayri raca'en sevabel sevab Allah. Evet buradaki raca'en kelimesi Müslüman çokça hayır yapar. Niçin çokça hayır yapar? Allah'tan sevabını umduğu için raca'en kelimesi mef'ulün lehtir arkadaşlar. Mansuptur. E, mef'ulün li ecli mansubun ve alametun nasbi el fetha el zahira şeklinde irap yapılır. Beka en nasu şefkaten alel merizi. Ya da beka en nasu şefekaten alel merizi. Evet buradaki şefakaten kelimesi mef'ulün li i̇nsanlar ee, hastaya acıdıkları için ağladı. Evet şefakaten mef'ulün li ecrihtir. Mansuptur ve alametün nasbi el fetha ez zahira şeklinde irap yapılır. Yedinci soruda bir ayet-i kerime var. Bismillah. Yec'alûne asâbi'ahum fî âzânihim min sâvâigi hader al Buradaki hadar kelimesi aradığımız mef'uldür arkadaşlar. Mef'ulün lehtir. Mansuptur bakın gördüğünüz gibi. Mef'ulün leh mansubun ve alametün nasbi el fetha el zahira. Manası da onlar şimşeğin, şimşekten dolayı ölüm korkusundan kulaklarına parmaklarını tıkadılar manasında arkadaşlar. Sonraki alıştırmamız yine bir ayet-i kerime. Galallahu teala bismillah. Ve la tektülü evladekum haşyete imlak. Buradaki haşyete kelimesi mef'ulün lehtir. Mansuptur. Mef'ulün leh mansubun ve alametün nasbi el fetha zahira şeklinde irap yapılır. Fiile sorarız. Niçin öldürmesinler? E, açlık korkusundan Açlık korkusu sebebiyle içini söylüyor. İşte buradaki sebep bildiren kelime haşyet kelimesi olduğu için korkmak kelimesi e, bu mef'ulün leh oluyor. Dokuzda Halidun müsriun fi meşyihi khaufen minel kelbi. Khaufen kelimesi mef'ulun lehdir. Manası nedir? Halid yürüyüşünde köpekten korktuğu için hızlıdır. Yani hızlı yürür. Niye? Köpekten korktuğu için. Niçin, Niçin? sorusuna yani limaza sorusuna fiile sorduğumuz zaman korktuğu için cevabını verir. İşte buradaki havf kelimesi e, mefulün lehtir, mansuptur ve alametün nasbi el fetha ez zahira şeklinde irap yapılır. 10. soruda ehtemmu bidurusi li rağbeti fin necahi. E, buradaki li rağbeti lamlı gelmiş arkadaşlar. derslerime önem veririm. Niçin önem veririm? Başarmaya arzu ettiğim için ya da başarmayı arzuladığım için. Buradaki rağbeti kelimesi mef'ulün li eclihtir peki irabı nasıl yapılır? Arkadaşlar bunu şöyle öğretmiştik. Lam harfi celiyle veya e, harfi cellerle yapılan mefhulün lehler mahallen mansup oluyor. Buradaki şibih cümle mahallen mansup diyoruz. Fark ettiyseniz bunların e, ortak bir özelliği de kalbi mastar olmaları. Yani e, içsel duyguyla alakalı fiillerden türetilmiş mastarlar olması. Bir sonraki alıştırma türümüze geçiyoruz. Ekmil el cümel et taliye bi mef'ulin li eclih münasip. Aşağıdaki cümleleri uygun mef'ulin li eclih mef'ulin tamamlayalım. Evet birinci soruda ne var? Yeste'iru talibu el kitabe et talibu el kitabe minel mektebeti nokta nokta fil ilmi. Burada öğrenci kütüphaneden kitabı ödünç alır. Niçin sorusunu soralım? Hemen yestaeiru kelimesine limaza sorusunu soralım. Niçin ödünç alır? Çünkü taliben fil ilmi. İlim öğrenmek için veya buradaki fi harfi ceri olduğu için arkadaşlar buna fi harfi cerine uygun olanı yazalım. Ragbeten fil ilmi şeklinde daha doğru olur. Ee, evet mastarlar da arkadaşlar fiillerden türediği için e, fiiller hangi mastar şey hangi harfi celle kullanılıyorsa o harfi celle yapmak lazım. Ragbeten fi, ragbe fi. Evet bu şekilde ragbeten fil ilmi ilme arzu duyduğum için ilmi arzuladığım için ödünç aldı. Ya da ilmi arzuladığı için kütüphaneden öğrenci kitabı ödünç aldı. İstihara, istihara, ödünç almak. İkinci sorumuz. Yumarisu <laughs> Ahmedu er nokta nokta ala sıhhatihi. Niçin Ahmet spor e, yapıyor arkadaşlar? E, hafizan ala sıhhatini korumak için. Evet bu şekilde hafizan e, ala, hafıza ala e, korumak manasında kullanılıyor. Üçüncü soruya bakalım. Etame validi el-gittate. Babam kediyi besledi, doyurdu. Niçin? Şefakaten biha diyelim. Mesela ona acıdığı için, ona şefkat gösterdiği için. Yani bu şekilde söyleyebilirsiniz. Veya başka bir mastarda getirebilirsiniz. Lebistü ee, el mi'atafel el Bugün palto giydim. Niçin bugün palto giydim? Şimdi lebiseye niçini sor. Kayfen ee, minel berdi diyebilirsiniz. Soğuktan korktuğum için. Evet, haifen minel berdi bu şekilde söylenebilir. veya veya bunun yerine ne diyebiliriz başka? Hafizan minel berdi de diyebilirsiniz. Soğuktan korunmak için bunlar olabilir. Beşe bakalım. Üsaidu <laughs> estikai arkadaşlarıma yardım ederim. Niçin yardım ederim arkadaşlar? Li <laughs> sevabillahi diyor. Allah'ın sevabı için ama burada içinin önünde bir mastar kullanmamız lazım. Mefulun <laughs> leh olacak. Eee Taleben olabilir, rağbeten olabilir. Taleben diyelim. Yani Allah rızasını kazanmak için ya da Allah rızasını istemek için manasında. Taleben li sevabillahi. Allah'ın sevabını talep etmek için ya da Allah'ın sevabını kazanmak için arkadaşlarıma yardım ederim. Türkçesi Allah rızası için manasında arkadaşlar. Altıda Yesumul Müslimune. Ramadane. Müslümanlar Ramazan'da oruç tutarlar. Niçin oruç tutarlar? Ta'zimen lillahi azze ve celle. Allah Teala'ya tazim olsun diye. Yani Allah Teala'yı yüceltmek için. Allah Teala'nın buyruğu olduğu için de yani buraya bir tane maslar yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben ta'zimen diyorum. et tiflu halfe's seriri. Çocuk yatağın arkasına gizlendi. Niçin gizlendi? Niçin? Limazayı soralım hemen. Ee, min gazabi ebihi. Babasının öfkesinden korktuğu için diyelim. Evet. Khaufen. Buraya khaufen kelimesi tam olacak. Evet, khaufen min gazabi ebihi. Sekize bakalım. Ee, Tesaddaktu alel fukarai. Fakirlere tasattuk ettim. Yani sadaka verdim. Hayır yaptım manasında. Niçin hayır yaptım? Niçin sadaka verdim? E, en rızallâhi. Yani Allah'ın rızasını arzuladığım için ya da Allah'ın rızasını istediğim için. Evet şöyle yapalım. İbtiğâen. Evet. en rızallâhi. Allah rızasını arzuladığım ya da Allah rızasını istediğim için fakirlere yardım ettim. Dokuza bakalım. Es'elü'l-muallim. Es'elü es ene. El muallime sualen. E, hocaya sorular soruyorum. Niçin soruyorum? E, lil ilmi. Marifeten lil ilmi. E, ilmi öğrenmek için. Evet bu şekilde marifeten kelimesini burada kullanabiliriz. E, evet marifeten lil ilmi. İlmi öğrenmek için hocaya sorular soruyorum. Bir sonraki alıştırma türümüze geçebiliriz. Ecib el esilet bi cümelin فيها مفعول fiha مفعول li -e Evet. Bir. Limaza tezhebu ilel müsteşfa. Burada ne yapacağız? Aşağıdaki sorulara içinde mef'ulun li olan bir e, cevap vereceğiz. Evet. Mef'ulun leh içeren bir cümle kurup cevap vereceğiz arkadaşlar. Niçin hastaneye gidersin diye sormuş. E, ente diye sormuş. Ene diye cevap vereceğiz. Ene ezhebu ya da ezhebu bir tanesini yazalım arkadaşlar. Ezhebu. ben giderim. İlel müsteşfa hastaneye giderim. Niye giderim? Mesela e, hasta değilseniz doktoru ziyarete gidebilirsiniz. Başka e, bugünümüzde mesela şeyler meşhur e, doktorlara moral olsun diye gitmek diyelim. Mesela bugün e, bugünkü şeyi söylerim. İlel müsteşfa Evet ila al mustashfa ne demek hocam teşciyan moral olsun diye yani onları şevklendirmek için kim onlar lit tabibi doktorlara destek olsun diye evet bu şekilde de söyleyebiliriz ne demek burası şimdi? Hastaneye, doktorlara destek olmak için giderim. Yani bunu da söyleyebilirsiniz. Veya başka bir cümlede kurabilirsiniz. Şunu da diyebilir. Ezhebu ile'l-müsteşfam e, talibenli e, şifayı aramak için. Bunu da diyebilir. Yani bu cümleyi istediğiniz şekilde kurabilirsiniz. İkinci e, sorumuza cevap verelim. Limaza ve tumarisu er-riyâzate. Niçin spor yapıyorsun? Ümarisu. Yani burada tekrar şu cümleyi kurmayan arkadaşlar. Tekrar yazmaya gerek yok. Şöyle diyeceğiz. Ümarisu erriyazate. Ben spor yaparım. Niye? Hafizan korumak için. Evet. Hafizan korumak için. Neyi korumak için? Li sıhhati. Sağlığımı korumak için. Bu şekilde. Ben şurayı tekrar yazmadım. Er erriyazate kelimesini. Ümarisu erriyazate diye buraya fiilimizi ene sigasına çevireceğiz arkadaşlar. Evet. Ümerisu er riyadate hafizan li Sağlığımı korumak için spor yaparım. Üçüncü soruda ne var? Limaza tuti'u valideyke. Niye anne ana babana itaat ediyorsun demiş. Uti'u validi ya da valideyye. anne babama itaat ederim. Burayı tekrar yazmıyorum arkadaşlar. Niye? Khashyeten Lillahi, Allah'tan korktuğum için. Bunu diyebilirsin mesela. Allah korkusu olduğu için ana babama itaat ediyorum. Bunu diyebilir. Başka ne diyebilirsiniz mesela? Allah'ın emri olduğu için de diyebilirsiniz. Ana babaya itaat. Allah'ın emri olduğu için de diyebilirsiniz. Kainen min evamirilla. Min şöyle yazabilirsiniz arkadaşlar. Min evamir. Evamir demek emir kelimesinin çoğulu min evamirillahi Allah'ın emirlerinden olduğu için ana babama itaat ediyorum da diyebilirsin. Yani iki şekilde haşyeten lillah veya kainen min evamirillahi şeklinde de söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Dördüncü soruda limaza yüzeki el muslimu Müslümanlar niçin arınırlar? Niçin temizlenirler manası? yine aynı şekilde Yüzeki el-müslimu haşyeten lillahi. Yani bu yukarıda söylediğimiz aynen. Söyleyebiliriz arkadaşlar. Hemen şöyle yazalım. Haşyeten lillahi şeklinde. Beşinci -e soruya bakalım. Limaza telbisu melabise segileten el ana. Şimdi niye ağır kıyafetler giyiyorsun? Ee, mesela diyebiliriz ki elbisu el el melabisa thaqila alana niçin hafizan korumak için hemen şuraya hafizan e, minel berdi diyebiliriz arkadaşlar hafizan minel berdi soğuktan korunmak için altıncı soru limaza tusalli ma'al cemaati fil mescid camide niye cemaatle namaz kılarsın Evet. Usalli ma'al cemaati fil mescidi ittiba'en lir rasuli. Mesela ne demek bu? Peygamber aleyhisselama uymak için. İttiba'en lir rasuli. Peygamber aleyhisselam emretti. Onun bize sünneti olduğu için ona uymak için, ona tabi olmak için manasında söyleyebilirsiniz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şurada bir saat yapalım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Limada tetaallemu Khadice tu el al el Hatice niçin Arapça öğreniyor? Um, tetaallemu tu el al el arabiyete. tekrar söyleyelim. Ragbeten e, al el arabiyete. Tekrar söyleyecek olursak. Tetaallemu Khadice tu el al el arabiyete. Ragbeten fil lugate el arabiyete. Bir sonraki soruya bakalım. Limada tusaidine validetiki niçin annene yardım edersin ediyorsun müsaidu validi hubben leha mesela onu sevdiğim için evet hubben leha diyebilirsiniz başka takdiran leha yani ona hürmet ettiğim için ihtiramen leha mesela evet o da o güzel olur ihtiramen kelimesini yazalım ihtiramen leha ona hürmetim olduğu için yani ona saygı olsun diye. 9'a bakalım. Limaza tahterimu kavaidel mururi. Niye trafik kurallarına saygı gösteriyorsun? Limaza tahterimu kavaidel mururi. Ahterimu kavaidel mururi ihtiramen linnasi. İnsanlara saygı gösterdiğim için, saygılı olduğum için trafik kurallarına uyarım diyoruz. ona bakalım. Limaza la tettebi'u huduvat şeytan e, ee, niye şeytanın adımlarını tabi olmazsın? La tebi'u hudvati şeyatin ya da şeytan. Kaifen min Allahi. Allah'tan korktuğum için. 11'e bakalım. Limaza yetesevvelu ba'zun nasi fi turukati. Niye bazı insanlar yollarda dileniyorlar? Yetesevvelu ba'zun nasi fi turukati muhtacen laha. Bu şekilde evet muhtacen ee, muhtaç muhtaç demek arkadaşlar muhtacen leha ona ihtiyaç duydukları için diyebiliriz limaza yufekkiru ba'dun eşkâsi fil kezibi ehyanen niçin bazı insanlar bazı vakitlerde yalan söyler veya yalan düşünürler deriz ki yup, yufekkiru ba'dun eşkâsi fil kezibi ehyanen tâbi'en şeyatini, e, şeytana tabi oldukları için e, şeytana uydukları için bu şekilde söylenebilir. Ee, siz tabi dilerseniz farklı bir e, şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar. 13'e bakalım. Limaga tufaddilul cani ben nafizeti fisse. Arabada niçin cam kenarına oturmayı tercih edersin? Ufaddilul culuse caniben nafizeti fisse yarati şahiden seyretmek için. E, değil mi? Şahiten. Bakmak için, görmek için, şahit olmak için. Neyi? E, Lil manaziri. Manzaraları bu şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet. 14'e bakalım. Limada testeyizu mübekkiran. Niçin erken uyanırsın? Esteyizu mübekkiran. İstifade, yestefidu müstefaden lil yevmi. Günden istifade etmek için. Evet, günden yani bir günden daha fazla istifade etmek için bu şekilde istifade kelimesinden türetilmiş maslarımızı koyabiliriz. 15. sorumuza bakalım. Limada tuhfi el hatife halfe zahriki. Arkana niye telefonu saklıyorsun ya da telefonu arkana niçin saklıyorsun? Uhfi el hatife halfi ya da halfe zahri khaifen minel ma'i ya da khaifen minel matarı diyelim. Yani yağmurdan korktuğum için veya başka şekilde yazabilirsiniz. Haifen min e, korktuğum için nokta nokta nokta. Yani buraya siz istediğiniz yazabilirsiniz. Ben sudan korktuğum için diyelim ya da e, matar diyelim. Yani istediğiniz tekrar bir şeyden korktuğum için saklamış olabilirsin gibi. Ya da e, gizlemek için yukarıda geçmişti gizlemek kelimesi arkadaşlar. Çocuk gizlendi demiştik. İhtibe kelimesi. İhtibaen olabilir. E, İhtibaen e, minke mesela. Senden gizlemek için gibi. Evet arkadaşlar bu şekilde mef'ulün le mef'ulün li ecli e, alıştırmalarını tamamlamış olduk. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.